7-13 Haziran, değerli yengeç burçları nasılsınız? Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Akgay Official Instagram sayfam günlük yorumlarımı da takip edebilirsiniz. Her şey umarım iyidir. Bu hafta diyet, spor başlama ruhunuz var. Uzun süredir kiloyla ilgili sıkıntılarınız vardı. Başlangıç yapmak istiyorsunuz. Hep erteliyordunuz. Hadi bu hafta böyle bir enerji var. Yapalım. Vücudumuzu kaslandıralım. Enerjimizi daha iyi noktalara iteceğimizi düşünüyorum. Çünkü gece yatarken hırıltılar, tıkanıklıklar söz konusu. Böyle bir endişemiz oluşmaya başladı. Bir an önce doğru adım. Çok hızlı yürüyüşe gerek yok. Doğru diyet, doğru adımlarla vücut enerjimizi toparlamaya ihtiyacımız var. İşlerinizle ilgili halletmeniz gereken büyük bir tempo var. Bu tempoyu doğru sarf ettiğiniz takdirde konumunuzda değişim, yerinizde beklediğiniz noktada maaşınız ya da konuşmanız gereken yöneticilerinizle alakalı güzel forma girecek insanlar var. Yani bu hafta konuşmak istediğiniz haklarınız, almak istediğiniz maddiyatla ilgili biraz adım attığınız takdirde güzel başlangıçlar, güzel oluşumlar söz konusu. Risk al, ödülünü al. Risk yap, ödülünü al diyorum. Çünkü uzun süredir sorumluluklar üzerinizdeydi ve yeni bir heyecan, yeni projenin içerisinde başlamak istiyordunuz. Bununla ilgili de güzel oluşumlar söz konusu olacak. Hayatınızdaki rutin, günlük rutin giden olaylar artık değişmeye, sizi daha böyle mücadele yönünüzü arttırmaya ve atılımlar etrafınızdaki yöneticiniz ya da insanlar tarafından dikkate alınıp doğru değerlendirme noktasında konumunuz, mertebenizde güzel oluşumlar söz konusu olacak. Yakın dost ve iş yaptığınız insanlarla ortaklı iş planınız varsa bunlarla ilgili doğru süreç atılımı olacak ve planladığınız ortaklı yatırım ya da ortaklı projeler neyse bunları artık hayata geçirmek, bunlarla ilgili yön alıp bunlarla ilgili plan kurmak istiyoruz. 3 ortaklı iş kapınız ya da 2 ortaklı iş kapınız hayırlı uğurlu olsun diyorum. Son zamanlarda kendi işini yapan ve aile işi olanlarda bazı maddi krizlerle alakalı satmak istediğiniz bir yer var ve bu alanı güçlendirmek istiyorsunuz. Evet, satılacak, alanınız güçlenecek, hatta işte bir dekorasyon, yenilik söz konusu olacak. Sonrasında iş kapılarımız gayet hayırlı ve aydınlığa girecek olarak gösteriyor haritanız. Bu ara sağlık konularında kendisi özen göstermesinde fayda var. Çünkü terleme farkında olmayarak ceyranda kalabilir, bronşlarınızı üşütebilirsiniz. Bu konulara dikkat etmemizi istiyorum değerli yengeç burçları. Şöyle bir sorunumuz var. Uzun süredir başka bir yerden iş teklifi ya da haber beklediğiniz bir noktadan da iletişim diyalogları olacak ama bu sanki Temmuz ve Ağustos ayında hayatınıza girecek. Umut edin ama bu ay değil, bir dahaki aylar bu kapılarla ilgili noktanızda gayet hayırlı bir evreniz söz konusu olacak. Özellikle bazı yengeç burçları bulunduğu evi satıp daha geniş bir ev alma fikriniz var. Bununla ilgili araştırmaya girdiniz ve hayırlı olsun, bu konuda gerçekten hedeflediğiniz ya da oluşmasını istediğiniz kapınızın anahtarını da bu Haziran ayı bitmeden çözmüş olacak. Aile büyüklerinizle alakalı aranızda yaşadığınız bazı karışıklıklar ve huzursuzluklar var. Buna dikkat etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü uzun süredir diyaloglarda yanlış anlaşılma, herkes birbirine gereksiz konuşmalarda kırıcı oluyor. Biraz da aileyi dinlememizin daha doğru olacağı söyleyebilirim. Özellikle abi, erkek kardeş, eşiniz, sağlık problemi, kalp damarlarla alakalı sağlık problemi olabilir. Bununla ilgili bir hastane kapısı ziyaret edebilir. Sonu aydınlık ama lütfen kontroller elinizde olsun. Devlet kapısı ya da bir sınavınız varsa olumlu olarak bu hafta sanki Haziran sonuna kadar beklediğiniz evrak ya da devletten istediğiniz bir evrakla ilgili olumlu süreç olacak ve sonrasında istediğiniz kapının aydınlanması var diyorum. Ne olabilir en çok sorun, ne biliyor musunuz? Kendi içinize kapanıp kendi duygularınızı yansıtamayıp gergin haller ve ruhunuzu yorabilirsiniz. Biraz odanıza geçin, enerjinizi değiştirin, ruhunuza iyi gelecek süreçlerde olursanız enerji akışlarınız faydalı olarak gözüküyor. Uzun süredir işsizseniz bu Haziran'ın 15'i 16'sı itibariyle iş kapınız hayırlı olacak. Güzel bir noktanın da başlangıcını sağlayacaksınız. Eğer ki kariyer anlamında yüksek eğitim vesaire şeylere başlamak istiyorsanız da kariyerinizle alakalı eğitim olabilir. Bunlar için özellikle Ağustos'a kadar hedeflediğiniz noktada gerçekten başarıyı sağlamış ve hedeflediğiniz noktada yön almaya başlayacaksınız. Son zamanlarda
Körelmiş yetenekleriniz var. Bunları hayata geçirebilirsiniz. Spiritüel danışmanlık, astroloji yorumu. Yani istediğiniz enerji, uygun bir enerjiniz var. Merak saldığınız noktaları ve körelmiş gördüğünüz her şeyi hayata geçirin istiyorum. Geçmişle ilgili takıntım var. Hala geçmişi bitiremedin. Artık geçmişi bitirmen lazım. Evliliğinde sorun yaşayan bazı yengeç burçlarında çocuk sevinci söz konusu olacak. O yüzden evlilik biterken evliliğe bir çocukla birlikte tekrar kurtarma evresi söz konusu olacak. Aile apartmanınız ya da müteahhite girmesini istediğiniz bir yer varsa da bununla ilgili olumlu anlaşmalara girilecek ve bu anlaşmalar hayırlı. Verdiğiniz bir para, alamadığınız bir parayla ilgili de parça parça alacaksınız. Bununla ilgili de büyük bir sevinciniz var değerli yengeç burçları. Mutlu kalın, Allah'a emanet olun, hoşça kalın.